Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi adad ma halaka fis sema ve elhamdülillahi adad ma halaka fil ard. Velhamdülillahi adad ma beyne zalik ve elhamdülillahi adad ma huve halik. La ilahe illallahu adede ma halaka fis sema. La ilahe illallahu adede ma halaka fil ard. La ilahe illallahu adede ma beyne zalik. La ilahe illallahu adede ma huve halik. Ve la havle ve la kuvvete illa billah adede ma halaka fis sema. Ve la havle ve la kuvvete illa billah adede ma halaka fil ard. ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه Subhanallahi adede kulli şey. Subhanallahi mil'e kulli şey. Elhamdülillahi adede ma halak. Elhamdülillahi mil'e ma halak. Elhamdülillahi adede ma fil ardı ve sema. Elhamdülillahi mil'e ma fil ardı ve sema. Elhamdülillahi adede ma ahsa kitabu. Elhamdülillahi mil'e ma ahsa kitabu. Elhamdülillahi adede kulli şey. Elhamdülillahi mil'e kulli şey. Allahu ekber adede ma halak. Allahu ekber mil'e ma halak. Allahu ekber adede ma fil ardı ve sema. Allahu ekber mil'e ma fil ardı ve sema. Allahu ekber adede ma ahsa kitabu. Allahu ekber mil'e ma ahsa kitabu. Allahu ekber adede kulli şey. Allahu ekber mil'e kulli şey. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Heyetinize sohbetin bir bölümü olarak tefsir ilminin çıkışı ve tefsir ilminin tarihçesini ve ekollerini anlatmış oldum. Şimdi kendimi zorlayarak bir bölüme daha kısaca dikkat çekeceğim. O da şudur. Tefsir çeşitleri. Tefsir kitaplarında tefsir ilmi yukarıdan da zaten anlata anlata mesela anlaşılmıştır. Tefsir çeşitlerinde her ilim dalında kendi içinde bölümleri olduğu gibi tefsir ilminin de bir metodik bir de tematik olarak çeşitlerinden bahsedilir. Metodik anlatma uslubu, meselelere ele alış şekli demek. Tematik de onu biraz daha sistemleştirmek. Bu farklılaşma Resul-i Ekrem aleyhisselam zamanında aslında olmuştur. Ve Hicri 2. yüzyılın sonlarında daha da dikkat çekmeye başlamıştır. Hicri 2. yüzyılın sonu, Hicri 3. asra geçiş o dönemlerde İslami ilimlerin tedvin dönemidir. Bu tabiri unutmayın. Tedvin sözle, nakille, sözlü nakille gelen ilimlerin kitap halinde yazılması dönem. Artık kayıt dönemi demektir. İşte buna tedvin ilmi deniyor. Hem tefsirin hem hadisin tedvin dönemi az önce bahsettiğim dönemdir. Tefsirler Kur'an ayetlerini yorumlamadaki yönteme ve yaklaşım biçimine göre buna metodik ve tematik dedik şekillenmiş ve bu konu bu başlıklara göre de zaman içerisinde belli ekoller haline gelmiştir. Mezhep tefsirleri ortaya çıkmıştır. Mesela Şia'nın ayrı tefsirleri vardır. Mutezile'nin ayrı tefsirleri vardır.
Daha sonraki bir bölümde bunları genişçe inşallah ele alacağız. Ayrıca sosyal tefsirler de vardır. Mesela Seyyid Kutub'un Fizilal-ül Kur'an sosyal bir tefsir. Yani Kur'an'ın her ayetini tefsir etmemiş. Sosyal hayata bakan. Kendisi zaten sosyalist. Yani içtimaiyatçı. Sosyalist deyince bizde birazcık yanlış anlaşılıyor da. Sosyal ilimlere vakıf bir insandı. İlim sahası olarak. Mesela o sosyal hayata bakan bir tefsirdir. Ve böylece tefsirler de şartlara göre, durumlara göre, gelişen imkanlara göre zamanla farklı isimler ve farklı gruplara taksim edilmiş ve tefsirler böyle yapılmıştır. Çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Dikkat buyurun. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapan kimseler Allah'ın kelamından Allah'ın muradını anlama gayreti, ana maksat Allah'ın kelamından Allah'ın bize anlatmak istediği, Allah'ın muradını anlamak ve bütün bilgileri, yorumları bu istikamette olmuştur. Gerçek tefsir budur. Ama zamanla müfessirlerden bazıları ön yargılı hale gelmişlerdir. Bu ne demek? Tefsirde ön yargı ne demektir? Tefsirde ön yargı demek, mesela adam Şia ile alakalı fikirlerin güçlenmesini istiyor. Ayetleri onlara alet ediyor. Ayetten Cenab-ı Hakk'ın muradını anlatmaktan, anlamaktan daha ziyade ayeti kendi düşüncesi, meslek ve meşrebini, taassubane bağlandığı görüşlerini desteklemek için ayeti ona uyduruyor. İşte bu felaketi doğurmuştur. Tefsir ilminde en büyük felaket budur ve bugün Türkiye'de, özellikle Türkiye'de ayeti tefsir eden hocalar bir tarikata mensupsa, bir cemaate mensupsa, kendine göre bir görüşü varsa ayetleri o kendi görüşlerini desteklemek için okuyor. Bu tefsir açısından korkunç bir felaketi ortaya koyuyor. Bu mevzunun sonuna kısaca bunu da ifade etmek istedim. Bir de tefsir çeşitlerinden bir bölüm daha vardır. Kaynakları ve yöntemleri bakımından tefsirler. Kaynakları ve yöntemleri bakımından tefsirler, rivayet tefsirleri, dirayet tefsirleri, az önce bahsetmiştim. İşari tefsirler, lügavi tefsirler ve karma tefsirler olarak herhalde 5 tane saydım. 5 gruba ayrılmaktadır. Bunların başında az önce de zikrettiğim gibi Efendimiz sahabe dönemi, kısmen tabi'in dönemini içine alan rivayet tefsirleri gelir. Bu rivayet tefsirlerinin diğer adı me'sur tefsirler. Me'sur, eser, peltekseli, yani ayetlerden gelen, ayetin ayetle tefsiri, ayetin hadislerle tefsiri olan tefsirler me'surat dediğimiz işte bu tefsirlerdir. Muhakkak ki bu mevzuda rivayet tefsirinin en başında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi vardır. Ve sonra sahabi vardır. Sahabi önce Kur'an kendisini tefsir eder. Rivayet tefsirlerinde bir, Kur'an'ın Kur'an'ı tefsir etmesi. İki, Kur'an'ı Efendimizin tefsir etmesi. Üç, sahabinin tefsiri. Çünkü sahabi vahiy atmosferinde yaşadığı için ayetler ne zaman nazil oldu, hangi hadise ile münasebeti var, daha çok kimler hakkında nazil oldu, bunları detaylarıyla bilen sahabi. Onun için indirilen ayetlere karşı bir gözlemi var sahabinin. Bir bakış açıları var ve sahabe de ayetlerdeki yorumları daha farklı şekillerde anlayabiliyor. Rivayet tefsirlerinde bu da esas, bir de tabiinin tefsiri var.
Bunlar da çok önemli. Bu dört kaynak. Dört kaynak. Ayetin ayetle tefsiri, ayetin Efendimizin sözüyle alakalı sözleriyle tefsiri, sahabenin tefsiri ve bir de tabiinin sahabeden duyduklarıyla alakalı, işte bu dört kaynak üzerine bina edilen tefsirlere rivayet tefsirleri denmektedir. Rivayet tefsirleri üstünde daha genişçe durabilirdim. Selefilik değil, Selefi Salihin dönemi tefsirleri. Rivayet tefsirlerinden bazı tefsir kitaplarının ismini zikretmek istiyorum. Abdurrezzak Es-Sani'a'nın 4 cüz halinde neşredilen Tefsirül Kur'an'ı. 2. Taberi'nin Camiül Beyan An Te'vile Ayil Kur'an'ı. Kısmen rivayet var içinde o noktasıyla. Yani Taberi'nin bu tefsirinde hem dirayet var hem rivayet var. Rivayete bakan yönüyle rivayet tefsirleri içinde de yerini almıştır. 3. İbnül Münzir En Nisaburi'nin bir kısmı günümüze ulaşan 10 cilde aşkın Et Tefsir nam tefsiri. 4. İbni Ebu Hatim'in Tefsirül Kur'anil Azimi. 5. Ebu Leys Es-Semerkandi'nin Tefsirül Kur'anil Kerimi. Tefsir Ebu Leys Es-Semerkandi olarak da biliniyor. 6. İbni İshak Es-Salebi'nin El-Keşf Vel-Beyan An Tefsirül Kur'an'ı. 7. Begavi'nin Mealimü Tenzili. 8. İbni Antiye El-Endülüsi'nin meşhur El-Muharrerül Vecizi. İbni Teymiye'nin Tefsirül Kebiri, Tefsirül Kebir ve Dakaikü Tefsiri. 10. İbni Kesir'in Tefsirül Kur'an-ı Azimi. İbni Kesir tefsiri bugün Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 11. Suyuti'nin Ettürrül Mensur. Fi Tefsiri Bil Me'sur kitabı tefsiri. 12. İbni Akile'nin El Cevheretül Manzum Fi Tefsiri Bil Merfu Min Kelami Seyyidül Murselin Vel Mahkum adlı çalışmaları ve bunların dışında bir de Şevkani'nin Fetül Kadir'i vardır. Fetül Kadir El Cami Beyne Fenneyni Rivaye ve Diraye Min İlmi Tefsir adlı eseri olarak da ifade edilmiştir. Bunlara tefsir-ü selef de deniyor. Yani selefilik manasında değil, az önce zikrettim. Selef-i Salihin dönemine ait eserler. Tefsirin ikinci bölümü, yani hangi bölümle alakalı diyorum, kaynakları ve yöntemleri bakımından ikinci tefsir grubu dirayet tefsirleridir. Bugün bu dirayet tefsirlerinden çok bahsettim. Artık daha genişçe ele almayacağım ama dirayet tefsirleri genellikle rey tefsirleridir. Yani ben böyle anlıyorum. Rivayeti de nazar dikkate almakla beraber ama ilaveler yapıyor. Ben böyle anlıyorum bunu. İşte kendi görüşü. Bunun çok tehlikeli olduğunu daha önce söylemiştim. Yani kim kendi reyine göre Kur'an'ı tefsir ederse cehennem ateşinden yerini hazırlasın diye bir hadis-i şerif var. Onun için sahabe tabi'in kendi reyini işin içine sokmaktan çok korkmuşlar. Ama ileriki dönemlerde İslam dünyasının genişlemesiyle lügat problemi devreye çıkınca, özellikle inançta, kelamda çok büyük problemler ortaya çıkınca geniş İslam dünyasında kendi akli ve mantıki anlayışlarıyla da tefsir yazma bir zaruret haline gelmiş ve bunlar da dirayet tefsirlerini oluşturmaktadırlar. Bu çok tartışmalı bir mevzu olmakla beraber, çünkü Efendimiz Aleyhisselam, tekrar ediyorum, Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden kimse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisinden, Tirmizi'nin tefsir bölümünde gelen bir hadis. En başında birinci hadis budur. Korkmuşlar ve bu tefsirlerden kaçınmaya azami gayret sarf etmişlerdir. Bu mevzuda çok çalışma yaptım. Taberi bu mevzudan
çok kaçınmış. Hasan el Basri çok iyi yapmış ama Mutezile bu meseleye balıklamasına dalmış. Hep akli yorumlar içerisinde meseleyi ele almıştır vesaire. Biraz da bu dirayet tefsirlerinden isim olarak bahsetmek istiyorum. Hasan Basri ve Katade Bindi Amen'in sonradan derlenip kitap haline getirilen tefsir görüşlerini ilk dirayet tefsirlerinden kabul etmek mümkündür. Yani onların dirayete bakan yönleri ilk defa kitap haline getirilmiş. Ve özellikle Hasan el Basri onları kitap haline getirmiş. Hasan el Basri ve Katade bin Daame'nin tefsirleri dedim. Bunlar az önce de zikretmiştim. Az önceki tefsirlerde Kufe mektebinde yetişmiş Abdullah İbni Mesud'un talebeleridir. Üç Mukatil bin Süleyman'ın tefsirinden bahsettim. İçinde rivayet de var ama dirayet tefsiri de öncelikli bir şekilde yerini almış ağırlıklı tefsirlerden bir tanesidir. Özellikle Mutezile ortaya çıktıktan sonra dirayet tefsirleri daha da genişlemiş. Çünkü akılcı bir mezheptir Mutezile. Zemahşeri'nin el keşşafı. Bugün o da Merv şehri yakınlarında, kabri oradadır. O da dirayet tefsirleri içinde yerini almıştır el keşşaf. Beşincisi Fahrettin Razi'nin Mefatihül Gaybı. Altı Kadi İyaz'ın Envar-ı Tenzili. Ve beşi oldu. Altı Ebul Berekat En-Nesefi'nin Medarikü Tenzil de bir bakıma dirayet tefsirleri içinde yerini almıştır. Yedinci olarak İbn-i Nakib El-Makdisi'nin 100 cilt kadar olduğu bilinen ve mukaddimesi neşredilen Et-Tahrir ve Tahbir eseri. Yani sadece bunun mukaddimesi neşredilmiş ama bu kitabın aslı 100 cilt kadar yazılmış. İbn-i Nakib El-Makdisi. Makdisi meşhurdur İslam dünyası. İbn-i Nakib olarak bilinmez de El-Makdisi'nin eseri olarak bilinir. Sekizinci bir dirayet tefsiri Ali bin Muhammed El-Hazi'nin Hazin tefsiri meşhurdur. Lübab-ı Tevil. Lübab meşhur o da. Bu da dirayet tefsiridir. Ebu Hayyan El-Endülüsi'nin El-Bahrul Muhit. Bu fakirin kütüphanesinde var. Ve bir de başka bir kitap, ikinci bir kitabı var Ebu Hayyan'ın. En-Nehrul Mad. Ayrı bir kitap Ebu Suud Efendi'nin İrşad-ı Akl-ı Selimi de dirayet tefsirleri içinde yerini almakla beraber az önce zikrettiğim İmam-ı Kurtubi'nin tefsiri de bu da kısmen rivayet ama ağırlıklı dirayet tefsiri olarak yerini almıştır. Evet, kaynakları açısından tefsirler kendi içinde bölüm bölüm onlara dikkat çektim. Rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, işaret tefsiri, lügavi tefsirler ve karma yöntem tefsirler olarak fakirin yapacağı tefsir, yaptığı tefsir. Yani siz de şimdi tefsire başladınız. Ne tefsiri? Sizinki hangi gruba gidiyor derseniz fakirin yaptığı tefsir karma yöntem tefsirdir. Yani içinde rivayet de var, dirayet de var, işaret de var, lügavi yer yer ayetlerin kelimeleri üstünde de duruyoruz. Ve bunlara karma tefsirler diyor. İçinde her şey var demek ilim adına. Böylece tefsir çeşitlerinden iki tanesine dikkat çektikten sonra işari tefsir, lügavi tefsir ve karma yöntem tefsir olarak üç tane daha var. Bu üçünü inşallah gelecek haftaya aktarıyorum. Ve ondan sonra yine tefsirin çeşitlerinden yaklaşımları bakımından tefsir çeşitleri var. Yaklaşımları bakımından tefsir çeşitleri üstünde inşallah duracağım. Bunlar mezhep tefsirleri,
Mutezile ekolü, Şia ekolü, Harici okul ve ekolü ve çağdaş tefsirler, ilmi tefsirler, içtimai tefsirler. Bir de konu merkezli tefsirler var. Ahkam tefsiri ve konulu tefsirler. Tefsir literatürü var. Klasik dönem, modern dönem olarak kendi içinde. Ve tefsire dair incelemeler, İslam dünyasında şu anda tefsirle alakalı yapılan çalışmalar ve Kur'an'ı tefsir etmek isteyen bir kimsenin bilmesi lazım gelen ilimler var. Kısmen ona daha önce temas etmiş idim. Evet, gördüğünüz gibi bu tefsir usulü çok önemli bir saha. Yani bunlar bize ne fayda sağlayacak diyebilirsiniz ama bunları bilmekte bir mahsuru yok. Bilmeseniz bir eksiklik olur mu? Elbette olur. Yani tefsir, tefsir, tefsir duyuyoruz, hep diyoruz. Nedir bu tefsir? Nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, nasıl çoğalmış, nasıl böyle dallara ayrılmış ve sonra nasıl bu sahanın üstadları kimlerdir? Bir özet malumat bilmekte fayda vardır. Ben de kendimi olabildiğince zorlayarak bu usul üstünde bir hem bundan sonra yaptığımız ve yapacağımız tefsirler ileride bir kitap olursa onların bir girişi olarak, tefsir usulü girişi olarak bir bölüm olsun diye bunları heyetinizle paylaşmaya çalışıyorum. Bir derslik daha büyük ihtimalle, bir derslik olmazsa iki sohbetlik tefsir usulü çalışmalarını aktardıktan ve tamamladıktan sonra inşallah Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm ayetinden başlayarak hadis de var bu mevzuda. Bu ne demek? Çünkü Kur'an'a başlarken istiaze edin ayeti festaiz billah. Binaenaleyh onunla başlayarak sonra Bismillahirrahmanirrahim'i ele alıp sonra Fatiha suresi, Bakara suresinin 30. ayetine kadar getirip böylece baştan itibaren hem girişi de yazılmış bir kitap, ön sözleri hazırlanmış bir kitap. Daha sonra ileride inşallah kaldığımız yerden Hüd suresinden mevzuyu ele alıp ne kadar götürebilirsek inşallah Kur'an'ın tefsirini fakirinki karma tefsir. Karma tefsir hakkında özellikleriyle alakalı gelecek hafta farklı bir fikir, bir açılım daha inşallah sunmaya çalışacağım. Evet, bu işari tefsirlerde kaldım. Gelecek hafta tefsir çeşitlerinden işari tefsir, diğer adı remzi tefsir, diğer adı tasavvufi tefsirler üstünde bir miktar durmam gerekiyor. Daha sonra sırasıyla lugavi tefsirler ve karma yöntem üstünde ayrıca inşallah duracağız. Cenab-ı Hak, bunlar genel ölçüler değerli arkadaşlar. Tefsir ölçüleri bunlar. Bunları bilmeden bir insanın yaptığı tefsir makbul olmaz. Sen dinleyince doğru bir şey anlattı zannedersin de belki yanlıştır. Temel ölçülere zıttır. Onun için tefsirin temel ölçüleri de diyebileceğimiz bu hususu bilmenizde iyilik var. Üstad Hazretlerinin telif ettiği Muhakemat da bir tefsir usulü kitabıdır. Aslında tefsir derslerine geçmeden önce sizlerle bir Muhakemat'ı okuyup da ondan sonra tefsir derslerine geçseydik belki daha faydalı olurdu. Ama o kadar genişletmek de belki efkarı dağıtır diye o deryaya maalesef dalamadık. Ama ileride belki cesaretlenir beraberce öyle bir deryaya da dalarız. Cenab-ı Hak kendi kelamından kendi muradını hakkıyla kavramaya ve gerçekten Allah'ın muradı neyse onları derinlemesine anlamaya, ruhumuza, kalbimize, hissiyatımıza zerk edip hayatımızı ona göre şekillendirmeye hem de hayatımızın sonuna kadar öyle yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.